Herkese merhaba arkadaşlar. Hayatsal Çizim kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır sesli bir video paylaşmıyordum. Bu videoda kuru boyalarla yaptığım birkaç çalışmanın boyamasını yapacağız. Bu defter benim çalışma defterim ve bu sayfaya saç tasarımlarını çalışmıştım. Kara kalem saç çizimlerinde ya da boyamalarda özellikle dalgalı bir saç yapıyorsanız, çiziyorsanız kıvrım yerlerini ve genel hatlarıyla çerçevelemesini daha belirgin yapmanız gerekiyor. Ensenin yanında kalan kısımlar biraz daha koyu renk olmalı. Aynı zamanda ışık gölgeye de dikkat ederek, mesela şu anki sarışın kızımızda olduğu gibi belirli bölgeleri beyaz bıraktım. Koyu kısımları daha koyu hale getirmek için boyayı biraz bastırmak gerekiyor. Ben de bu çalışmada bunu gerçekleştirdim. Bir de sadece ense kenarı değil, kulak alt ve üst kısımları da koyu şekilde boyadım. Aynı zamanda kalkül yapıyorsanız, en üst sağ taraftaki çizim gibi, orta kısmını beyaz bırakırsanız yine bu derinlik, ışık gölge olayını yakalamışsınız demektir. Tek bir boya kalemiyle tonlama yapabileceğiniz gibi benim bu saçta yaptığım gibi açık mavi ve koyu mavi ya da lacivert tonlarını kullanarak birden fazla boya kalemiyle de bir tonlama çalışması yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış ya da elinizdeki mevcut boyaların durumuna kalmış. Bu saçta yeşilin değişik bir tonunu kullandım. Sanki böyle çam ağacı rengi gibi. Ve üstüne beyazla geçtiğimde çok daha farklı bir ton elde ettim. Siz de kuru boyayla boyadığınız herhangi bir şeyde bunu deneyebilirsiniz. Düz saçlarda değil ama dalgalı saçlarda fark ettiyseniz saçın genel havasını yaratmak, göz önünde tutmak için genel bir çerçeveleme yaptım. Sonra kıvrım yerlerini koyu renkle belirginleştirdim. Düz saçta bu çok önemli değil. Uçları da yapsanız olur belirginleştirmek için. Ama dalgalı da çok daha gerekli bir şey. Benim saç çalışmam bu şekildeydi. Ve bunu yaptıktan sonra renklerin ne kadar güzel, saç şekillerinin ne kadar farklı, boylarının da kişiden kişiye nasıl değişik yakışabileceğini düşündüm bir kere daha. Çizim kalemini de kullanmadan geçmek istemedim ama bence bu haliyle bile çok hoş görünüyor saçlar. Hiç gerek yok. Sadece bir tanesini de deneme amaçlı göstermek istedim. Yani çok da bir fark olmuyor. Sonuçta koyu renkleri bastıra bastıra yaptığım için yine de kullanabilirsiniz. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşça kalın.